Türkiye'de Ölüm Öğrencisi Toplantısı'na katılıyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Meclis'e misafirler. Meclis gündemine geçmeden önce önergesi olan var mı? Artıklıklarına yazılı ya da sözlü. Yazın. Alayım onları. İYİ Parti Meclis Grubu'nun, BHP Meclis Grubu'nun ve belediyemizin de 3 tane soru önergesi var. Hepsinin gündeme almasına oylarını da tutuyorum. Kabul edenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Geçtiğimiz hafta 30-30-30 Zafer Bayramı ile hep birlikte idrak ettik. Vatan millete hayırlı uğurlu olsun hepimize. 1 Eylül balık avlama mevsiminin başlaması dolayısıyla bütün balıkçıları da balıkçı İslam'ımızda ve yönümüze hayırlı uğurlu, bol bereketli kazançlı günler diliyorum. Kazansız belasız. Aynı zamanda 2021-2022 yılı eğitim öğretim döneminin başlaması dolayısıyla da Milli Eğitim Teşkilatı ve bütün görevlilerine, öğrencilerimize hayırlı uğurlu, kazansız, belasız, hastalıksız, başarılı bir sezon diliyorum. Evet, gündeme ilişkin konuları. Birinci sırada günlük ünvan değişikliğimiz var. Abdullah Bey, bunun hakkında bir sıkıntı verebilir miyiz? Buyurun. Pardon. Gündemi oylamadan önce, bir sorum olacaktı. 6. maddede Şile ilçesi Ava Mahallesi 37-47 ada 5 parsele ilişkin 1/1000 ölçüt imar plan değişikliği diye bir şey var. Evet. Orada bir madde var. Daha önce grup toplantısı yaptığımızda arkadaşlar bu konuyla ilgili bir teklifte bulunmuştum. Burası AVE'yi ilgilendiren gündem madde geldiğinde görüşeceğiz ama şu anda oylamadan önce ilave edersek faydalı olur diye düşünüyorum. Burası Ava'da daha önce birinci derecede doğal ve arkeolojisiz alanı olan bölgede bir parsel. Evet. Sanıyorum burasıyla ilgili bir imar planı değişikliği var. Biz bunu, bu maddeyi şöyle değiştirirsek daha uygun olur diye düşünüyorum. Bizim plan notlarımızda Ava birinci derecede doğal sit ve arkeolojik sit alanı diye geçiyor. Bir bölge var. Bu parselde o bölgenin içerisinde yapılacak plan değişikliği o bölgeyi ilgilendiriyor. Sanıyorum belediyenin getirmek istediği bu, yanılmıyorsam. Biz bu maddeyi şöyle değiştirelim isterseniz. Ava birinci derecede doğal sit ve arkeolojik sit alanı plan değişikliği diye getirirsek daha uygun olur diye düşünüyorum. Özcan Bey, siz ben konuya bahsedeyim, siz de baktınız. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Şimdi burada önceki gün zaten Ankara'da, bu konuyla ilgili biz Ankara'daydık, yüksek kurula. Şimdi Çevişecik Bakanlığı'nda. Şimdi burası şu anda doğal sit alanı değil. Burası sadece şu anda birinci derece arkeolojik sit alanı. Daha sonra ayrıntılarını veririz. Buranın tekrar doğal sit alanını alınarak yeniden meclisler olarak bu yönde karar alacağız. Zaten konu imar komisyonuna alacak ve orada görüşülecek bu konu. Evet. Dolayısıyla bu konuyla ilgili çok teferruatlı girişlerle de bulunduk. Zaten konu herkesin hassas olduğu bir konu. Dolayısıyla zaten komisyonda alınacak görüş doğrultusunda burada da tekrar bunu tartışılacaktır yani. Teşekkür ederim. Ama bu maddeyi yapmazsak komisyon meclisin havale ettiğini görüşecek. Yani zaten bu konuda önemli de var bu kadarıyla. Yani ben bu hassasiyeti söyledim sonradan çünkü meclisin havale etmediği şeyi komisyon görüşemez. Sayın Başkan, ona göre okursanız daha iyi olur diye düşündüm.
işletilerek davranılması lazım. Bu öneri de var. Yani. Bizim başkanlık önergesi zaten komisyon görüşü çıktığında komisyon görüşüyle burada tekrar tartışma imkanı kalacak yani. Doğal sit alanı başkanlık makamına Ağla Yakıtlı Mahallesi eski 4 bakta 21 parsel yeni 3747 ada 5 parselin yer aldığı tepenin doğal sit alanı olarak tescil edilmesi ve bu alanın koruma amaçlı imar planının yapılması hususunda karar alınmak üzere meclis havalesine arz edelim. Görüldüğü üzere zaten isim verebiliriz. Yok şöyle bak, şunu diyeyim ben sana. Burada bu gündem çıktıktan sonra bu düşünce hasıl olduğu için biz başkanlık önergesi var aslında. Kolay yok. Ama neticede varılacak mı? Hayır. Devam edelim orada. Sen problem yaptık. Evet. Birinci maddemiz müdürlük ünvan değişikliği. Başkanlık Bankalı'na 5393 sayılı belediye kanunun 48. maddesinde belediye teşkilatı, rol kadro, yavrudan olarak yaz işleri, mali hizmet, defter işleri, zabıta hizmetlerinde oluşur. Belediyenin nüfusu, fiziki ve doğal yapısı, ekonomik, sosyal ve kültürel özellikleriyle gelişme potansiyeli dikkate alınarak rol kadro ülke ve standartlar olduğunu olarak gerektiğinde sağlık, itfaiye, imar, insan kaynakları işleri ve ihtiyaca göre diğer bilimler oluşturulabilir. Bu bilimlerin kurulması, kaldırılması veya birleştirilmesi belirlemek için kararıyla olur denilmektedir. Yukarıda sunulan konunun ilgili maddesi gelince belediyenin rol kadrosunda bulunan sosyal yardım işleri müdürlüğünün sosyal destek hizmetleri müdürü olarak değiştirilmesi için karar alınmak üzere konunun meclis havalesini arz ederim. Arkadaşlar genel olarak konuyu anladıysa oylamaya geçtik teknik karar olarak. Oylamaya dönüyorum. Kabul edenler. Ekranda oy birliğiyle kabul edilmiştir. Bu gündem maddemiz yetki verilmesi hususunda. Bunun da Abdullah Bey açıklar mı arkadaşlar? Başkanlık Makamı'na ilgi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 16.06.2021 tarihinde 465 sayılı meclis kararı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nce 5216 sayılı kanunun 1007. maddesine göre ilçe belediyelerinde mali ve ayrı yardımlarda bulunabilmekte, 5393 sayılı kanunun 305. maddesine göre ilçe belediyeleriyle ve ortak proje çalışmaları yürütülebilmektedir. Bu kapsamda İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 16.06.2021 tarihinde 465 sayılı meclis kararı ile ilçe belediyelerinde yapılan bakım, onarım ve yeşil alan düzenleme çalışmaları hususunda ilçemize yapılacak olan 3.640.108 TL şartlı yardımın Büyükşehir Belediyesi'nde sağlanması ve belediye başkanımız İlhan Ocaklı'ya konuyla alakalı yetki verilmesi hususuna karar almak üzere konu meclis havalesini arz edelim. Evet arkadaşlar, bunlar da oylarımızla oylarımızla tutmuyor teknik karar şeklinde. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Üçüncü gündem maddemiz, Bahri Mahallesi, emniyet, hizmet alanına ilişkin birbirinin ölçekli, kurulama imar planında değişikliği hakkında. Bunu imar komisyonuna havale etmek istiyoruz. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle karar dördüncü gündem maddemiz, uygulama imar planı 29.1 numaralı bir ürünün ölçekli Kadıköy Mahallesi uygulama imar planı değişikliğinin itirazları. Bunu da gene imar komisyonuna havale ediyoruz. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmişse. Beşinci gündem maddemiz, Şile ilçesi Müslükiyet Mahallesi 5 oda, 9 parsel ve bir kısım tescil halinde alana ilişkin bir bölümü ölçekli, uygulama imar planı değişikliği hakkında. Bunu da gene imar komisyonuna havale ediyoruz. Komisyonu kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Altıncı gündem maddesi zaten az evvel okumuştuk. Tekrar okumama gerek var mı? Direkt komisyona havale edeceğim. Altıncı gündem maddesi okumuş sonra kabul edip oyları da tutuyorum. İmar komisyonuna havale kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Başkanım, bir şey diyeceğim bu arada. Şimdi bizim imar komisyonunda bekleyen nelerimiz vardı acaba? Sayın Başkanım. Şöyle bir başı vardı sanıyorum. Görüşürüz.
önceki birazcık farklı zaman geçmiş. Yani imar komisyonunda bunu birkaç kere daha toplanıp görüşmek için de görüşsek çok iyi olur. Sanırım bir senedir bekliyormuş. Ben bunun farkında değilim. Bunlar yani birazcık... Doktorun görüşlerini bekliyoruz. Bazı görüşler var. Onların gelmesini bekliyoruz. Onlar tamamdır. Bence de görüşler. Eskiden önce görüşleri... Yani bir sene olmuş dediler de tam emin değilim ben. Pandemiden dolayı komisyon görüşüne... Şeyler tamamlanıp tarafından nasıl için görüşürüz? Sayın Hüseyin Hüseyin Bey, tamam mı? Devam ediyoruz. 7. gündem maddemiz mahluklaşma. Özcan Bey, bu konu hakkında bilgi verebilirsek meclise... Ben rapor okuyayım isterseniz. Başka bir mahkumda. Şile Kaymakamlık ve Belediye Hizmet Binalarının yapılacağı Valide Mahallesi 42 A'da 120 parsele 2 iflas edilerek Kaymakamlık bloğu kısmının vergi borçlarına karşı Maliye Bakanlığı ile mahsuplaşmasına konumun kararlamak üzere mesafesini arz ediyor. Olduğu üzere burada Kaymakamlık binamız ve belediye binamız yapılacak. Burası yaklaşık 22 bölük bir yer. Bu yeri zaten biz daha önceki meclisimizde tahsis yaptık. Şimdi dolayısıyla bizim kaymakamlık binasının yapılacağı, oturacağı alanı bu alanda ifraz edeceğiz. Dolayısıyla belediyemizin borçları var. Bu borçlara karşı zaten yer bizim onu tahsisle yaptığımız için bu borçlara karşı bu yerin tamamını değil, kısmi olarak borçlarımıza karşılık bunu maliyeye vereceğiz ve mahsuplaşmaya gideceğiz. Dolayısıyla verdiğim borçlarımızın yine bitirmesiyle ilgili bir rapordur. Teşekkür ediyorum. Arkadaşlar, bunları oynamaya gidiyorum. Hocam bir süreyle bunu plan çoğunluğuyla görüşmeseydim. Yani teknik para şeklinde düşünüyorum ben. Plan bütçe konusunda görüşmeseydim. Burada söylediğim durum var. Ne kadar vergi borcumuz var? Vergi alanı çıkıyor. Burada şöyle bir durum var. Vergi şeyle alakalı süreç çok daraldığı için burada yapılandırma ile alakalı şu anda bir belediye yarım bir vergi ihtiyacımız olduğu bir dönemdeyiz. Şeyde bandırma ilgili 30... Sonuçta buradaki uyarın belirini biz bilinemeyeceğiz. Zaten bu yer bizden çıkmış durumda. Biz hep beraber genç olarak tahsis ettik. Yani hiçbir yer bir yere gitmiyor. Dolayısıyla burada gelinecek karşılıklı o yerin bedelini bilir kişilerle değerleme uzmanları tarafından değerlendirecek ve ortaya bir rakam çıkıyor. Siz zaten bir borç aldınız. Sizin eşit durumlar arası bir borç evet. Anlıyorum da. Şimdi burada yüzün parçası mı istiyor? Ne kaç metrekare olduğu, imar durumu ne olduğu, bizim ne kadar vergi borç olduğumuzu daha şeffaf bir şekilde görüp de bunu bu şekilde yapmamız gerekiyor. İmar durumu daha önce burası belediye hizmet alanı. Ancak burada bir sıkıntı duyuyor dediğinde bu meclisten burayı idari hizmet alanına beraber çevirdik zaten bu manada. Dolayısıyla idari hizmet alanı burası. Şimdi yapılandırma ile ilgili bu sayı bir son tarih. Hafta içerisinde bunu bir tane çubuğusunda bakarsak, Cuma günü yine meclis var olsa, Cuma günü meclisin içeriği. Evet, kardeş buyurun. Şimdi bak, eyvallah. Ama burada özümlemekse bir noktada birlikte olmamız gerekiyor. Burayı verdik zaten. Burası gitti. Siz şunu mu merak ediyorsunuz? Ne kadar borcumuz var? Onu söyleriz. Onu da söylüyorum. Yani borcu saatleri kalmadı. Zaten eski borçlu. Hani zamanla yarışıyor. Bu an karar gidip gidecek bir laflar bilmem ne. Otomatik yoğunlaşırsak burada bir vebasız durum. Zaten böyle hep birlikte tahsis ettik burayı. Eğer öğrenilmesi istenen borçlu onu söyleriz. Belediye ayrı yeri tahsis etmiştik. Tahsis ayrı, vermek ayrı. Bu konuda bize böyle dayatırsanız bu olmaz. Hem sizin zaten çoğunluğunuz var. Bize bunu getirirsiniz oylamada. Biz diyoruz ki biz
biz ne için veriyoruz burayı? Niye borcumuz var? Biz her tarafı vermekten zaten orayı satın diye yetki verdik, burayı satın diye yetki verdik. Verdiğimiz yetkileri sattınız mı, satmadınız mı o kadar mı bilmiyoruz. Ama biz her getirdiğimiz şeye satır diye bir yetki vermek zorunda değiliz. Burada bize eğer bizim konuştuklarımızı hiç kabul etmeyecekseniz, biz bir şey söylemiyoruz ki, vermeyelim demiyoruz, satmayalım demiyoruz, diyoruz ki, arkadaş biz neye göre veriyoruz, kaç para borcumuz vardı? 60 küsür milyon borcumuz vardı biz bu belediyeyi devraldığımızda, onu söylemiştiniz. Şu anda kaç parayız, niye karşılık veriyoruz? Yani 5 milyon borcumuz vardı, buna karşılık mı vereceğiz? Yoksa 50 milyon borcumuz vardı, buna karşılık mı vereceğiz? Yani bunu söylemek, öğrenmek hem bizim hakkımız, hem de bu milletin hakkı. Tamam. Siz satmıyorum. Bunu Cuma... Satmıyoruz o zaman. Yok biz de diyoruz ki... Zamanla yarıştık. Bak çok net söylüyorum. Zamanla yarıştığımın için dedim ki ben teklifim şu. Bu borcu biz yarın evet çıkarttık. Söyleriz. Gerekirse Cuma günü da... Biz kabul ettikten sonra sizin söylemeniz Cuma'da teşkil edecek mi? Aha, 10 bin lira borcumuz varsa biz 30 bin lira değil. Niye verelim o zaman? Peki. Geç kalırsak ne olur? Geç kaldık mı? O sizin probleminiz. Olağanüstü çağırırdınız, biz toplanırdık. Biz hiç imtina etmiyoruz ki. Siz eğer böyle bir... Geç kalırsa kalalım diyorsunuz. Hayır, yani olağanüstü çağırırdınız. Eğer gün problemi varsa biz 10 gün önce toplanırdık. Olağanüstü çağıracak bir durum yok ki. O zaman niye sadece Cuma bekliyoruz? Hani şeffaf açık bir şey. Sadece sizden, yani mecliste talebimiz şudur. Tahsis ettiğimiz yeri belediyenin vergi borcundan karşılığında devlet. İşte basit. Bu öğrenme demeye diyor ki, ya sorusunu şeffaflık yok burada. Şeffaflık yok burada. Tamam, haklı olarak bir şey demiyor. Doğru, merak edersin, doğru. Biz de bunu açıklarız. Yani bu başka bir şey yok. Tamam, biz de diyoruz ki, biz de açık öğrenelim. Ona göre bir vicdanımız rahat bir şekilde satılsın ya da satılmasın diyelim. Şimdi bizim borcumuzun az olduğu bir şey ise, niye böyle bir yeri elimizden çıkaralım? Yani vatandaşı elimizden çıkaralım. Yerler önergede de yerin kaymakamlık binasının oturduğu alan ifraz edildikten sonra kaymakamlık binasının oturduğu alanı biz vereceğiz. Belediye hizmet binasının şu anda ifraz kolyeleri hazırlanıyor. Belediye hizmet binasının olduğu yeri vermiyoruz. Belediye hizmet binası ile belediyede kalıyor. Zaten biz yerin tamamı gitmesine mücadelesini verdiğimiz için bu şekilde bir yol izliyoruz. Artı bunun bir sürü Ankara'da görüşmeleri yaptıktan sonra, çünkü daha önce taksis yaptık. Bu taksis varken siz böyle bir yola gittiğiniz zaman farklı bir problem çıkıyor. Bu problemi de bu görüşmeleri yapmadan bu noktaya gelinemediği için bugüne kaldırmış. Yoksa biz uzun bir zamandır bu üstte zaten çalışıyoruz. İşte mesela şu anda metrekayı daha veremiyorsunuz. Yani ifraz çalışmaları da başlıyor. Değil mi? İfrazın zaten her şeyin hazırladığı sadece kadastro ve kapıda işlemlenecek. Kaymakam Bey'le görüşüyor. Kaymakam Bey bir Ankara'ya kendisiyle görüşmeye gidecekti. Hatta bugün de bırakıp o görüşmeyi. Ne yaptığını bilmiyoruz. Buradan çıkınca da Kaymakam Bey'le görüşeceğiz. İşte bu gündemin şu şekilde olması gerekiyor. 120 parsel ve 2'ye ifraz ediyoruz. İşte atıyorum 120 metrekaresini Maliye Bakanlığı'nın şu borcumuza karşılık şu bilirkişiden 60-30 rakamlara göre vermek istiyoruz olması gerekiyor. Yani şu anda metrekare bilmiyoruz. Borcumuzu bilmiyoruz. Bunların hepsi biliniyor ama bazı şeyler son nokta konmadığı için, resmi olarak şey kazanmadığı için direkt olarak şuraya o şekilde yazılamaz zaten. Zaten buradaki şeydeki önergemiz ve teklifimiz ifraz edilerek zaten o şekilde teklif ediyoruz zaten. Biz ifraz burada söylemedik. Zaten teklifimiz de o şekilde. Ve teklifte mahfuzlaşarak yani borcumuz kadar olan. Başkanım. Biz niye anlatamadık? Siz bu şeyi eksik getirdiniz. Ben özür dilerim demezseniz tekrar söylüyorum. Bu teklif şöyle geldi. Evet biz bu üst kullanım hakkını tahsisini zaten İçişleri Bakanlığı'na yapmıştık. İmar planında da tadilat yapmıştık. Doğru, hepsi buraya kadar doğru. Ama biz şunu demek istiyoruz. Siz bize getirdiğiniz yerin ne kadarını vereceğinizi bile bize şu anda söyleyemiyorsunuz. Şunu söyleyebiliyor musunuz? Bize net olarak 22 bölümün, 10 bölümün, kaymakamlığın 2 bölümünün kendisi. O çalışma yapılarak burada Cuma günü o çalışmaların hepsi bitsin. Komisyonda bitsin, öyle gelsin buraya. Şöyle, bir daha okumuşsunuz onu önce.
Şile Kaymakamlık ve Belediye Hizmet binalarının yapılacağı Vali Bey Mahallesi 42 adı yüzünlük parselin ikiye ifraz edilerek. Bir de oran bir daha bu. İkiye ifraz edilerek. Evet. Vali Bey Mahallesi 42 adı. Ortadan bölünerek mi? İkiye. İfraz edilerek. Bunun bir bölümü oluyor. Bina olmuş olur. Bir de iki. Çok önemli. Burada bakın biz ifraz da edeceğimizi söylüyoruz. Bu ifraz neticesinde netice çıkacak. Netice bir netice çıkacak. Şu kadar çıkacak. Bu kadar verecek. Şöyle. Şu an çıkmadı. Bu konuyu şöyle. Tesciyle durmadığı için bu konuyu çok da onun için metrekaresine şey yapmadık. Burada sonuçta bir vaziyetle var. O araziye iki tane bina oturuyor. Bir tanesi kaymakamlık, bir tanesi de belediye hizmet binası. Dolayısıyla burada kaymakamlık binasının hemen 3 metre kenarında diğer kısmın belediyede fazlalık, o çekme mesafesi çok daha fazla. Kaymakamlık binasından 3 metre çekerek itirazı bu şekilde yaptı. Onu da söyleyeyim, yaklaşık 14 dönüm kaymakamlık binasının olduğu yerde arsaların ve yerleşim planının şey doğrultusunda ama tescilliye kurmadığı için bunu bu şekilde buraya yazmadık. Geri kalan kısımda bilgiler de kalıyor. Ama oradaki yapmış olduğu ifraz, bölme ve ayırma işlemi tamamen kaymakamlık binasında 3 metre çekerek bu şekilde bir hak belirlendi. Ama şu anda ne kadastroda tescil yapıldı ne de kapıda tescil işlemleri yapılmadı. Orada da netleşmiş bir şey olmadığı için. Orada netleşmiş bir şey olmadığı için de bu yetkinize almanız tuhaf verdi. Valla şunu söyleyeyim. Mesele ya üzüm yemek ya macun dövme. Yani, üzüm yemek istiyorsan, bunu yediğin borçlardan kurtarmak istiyorsan, dolayısıyla bunun değerlendirmesi yapılacak. Eğer fazlaysa zaten bu yer eşittir. Siz bizim borcumuz kadar diye bir şey yok. Burada bu yerin değerlendirmesi yapılır. Bizim borçlarımız net olarak çıkar. Velev ki bizim bu durumda alacağımız oluyor. Şu ana kadar bu borçların bu yere vermeden önce biz bu çalışmaları yaptık. 120 üzerinde biz mahalleye yer sunduk. Fakat mahallenin ve kanunlardaki yazan, yönetmelik ve kanunlardaki yazan içtihatlara göre bu yerlerin birçok kabul görmedi. Bu yerlerden 4 veya 5 tanesi kabul gördü. Bunlar da bizim borçlarımızın 3'te 1 veya 4'te 1 dahi etmiyor. Yani bu borçları da şöyle söyleyelim. Vergi borcu, sadece vergi borcu mahsuplaşması. Herhangi bir şahsa borcumuz yok. Buradaki mahsuplaşma tamamen maliyeli olacak vergi borçlarıyla alakalı. İşte Özcan Bey, Maliye Bakanlığı ne kadar titiz çalışmış, 120 yer sunmuşsunuz, size 10 tane yer istemiş, onlar güzel bir çalışma yapmışlar. Hünkentleri bir Maliye Bakanlığı titiz çalışma yapmış. Fakat biz titiz çalışma yapmamışız aklımızda. Biz de bu çalışmayı çok titiz yaptık, bunu söyleyebilirim. İşte ne kadar metrekare burası, bizim ne kadar borcumuz var, bir kişi bu yüzden önce. 14 günce. Evet, yaklaşık. Tescil yapılmadan bu şu kadar bekleyemeyiz. Ama hazırlattığımız tahmini şey bu şekilde. Ne kadar vergi borcumuz var? Ne kadar vergi borcumuz var? Şu anda net şu rakam versem yalan söylüyor. Dolayısıyla bunu Cuma günü söyleyebiliriz net rakam. Siz Cuma günü bunları konuşarak bu günü bahsettiğim bir şey mi? Vakit de sıkıntı olmuyor. 30 Eylül'ü sonu daha değil. Şöyle bakma, şimdi buradan çıkmaya, bunun yarışmaları var, Ankara'ya gidecek, o neden alırsın? Bakar değil mi? Bu, yani bir burada bir mesele bu, yoksa Cuma günüyle bugün bir şey fark etmez yani, hep bunu kurtar. Çarşamba. Hangi konuda size onu izlediğiniz zaman? Çarşamba ve Perşembe günü, Ankara'da. Gerçekten zamanlı. Ankara'da şu anda birçok bakanımız, özellikle Çevre Bakanımız ve Perşembe günü Cuma Ankara'da bakanlarımız ama Antalya'daki yangınlar dolayısıyla ama işte Orta Karadeniz'deki belki bu borçlar başlayarsa da zaten sert felaketinden dolayı zaten makam neyler Ankara'da. Bu en son makam neyle imzasını sunacak. Belki de makam neyi neredeyse biz gelerek oraya gönderiyoruz. Ankara'nın tüm bunun görüşmeleri yapılmaz. Şöyle yapabiliriz. Cuma günü ne meclisi atmayın da çarşamba günü atarız. Siz hazırlık yapmış olursunuz. Ama
gündeme bunu geçirmek sizin elinizde. Derseniz ki biz geçireceğiz, tamam biz ona bir şey diyemeyiz. Ama bizden eğer bir şey bekliyorsanız, sonuç bekliyorsanız, benim tavsiyem cuma gününe yapmayın meclisi, çarşamba gününe yaparız. O zaman yarın komisyonlar toplanır. Gerekli bilgiyi toplar. Zaten her şey bilgisayarda. Öğrenmek istediğiniz belki konuşulur. Biz şunu öğrenmek istiyoruz. Biz burası kaç günü, kaç önünü vereceğiz? Ve biz kaç liralık vergi borcumuz var da bunu kapatmak için vereceğiz. Şimdi 22 tonun toplam arazisi nerede? 13 küsur 14 yerin, 14 tonun şey kalabalıkçısı. Bir de burada bilgi eksikliğimiz olan vergi borcumuz ne kadar? Doğru mu? Evet. Onu da öğrenirdi herhalde. Yorulun. Tahsisten cayarak bir de onlara satmak gibi bir
lüksle karşı karşıya olmamız, bu Sayın Başkanımızın yapmış olduğu görüşmeler sonucunda oluşturduğumuz bir avantaj. Bunu tam olarak Sayın Meclis üyelerimize açıklayamadık sanırım. Bundan dolayı böyle bir şey var. Ben şöyle toparlayayım. Biz bahsettiğimiz bu araziyi şu anda borçlarımıza karşılık mahsuplaşma yöntemine gidiyoruz. Bizim bahsettiğimiz yer yaklaşık 13 bin küsur metrekare olacak itirazlar birlikte. Buna karşılık 31 milyon TL'lik borcumuz mahsupedilecek. Bu araziye uygulanacak değer tespitiyle birlikte eğer üzerinde bir rakam çıkarsa o rakamı da idare eden veri bir şekilde tahsil öncelikle şunu sorayım. Biz Avrupa'dan geldik. Şimdi fazla kalmıyoruz. Öncelikle sizi tanıyamadık. Biz, Avukat Ali Kahraman Bey. Anlatmak istediğim şu mu? Biz belediye binasının yapımı karşılığında bunu Maliye Bakanlığı'na tahsil ettik. Evet. İlave de tahsil ettik. Maliye Bakanlığı bu tahsil karşılığında bizim belediye binamızı yapıyordu. Yapacak. Doğru. Maliye Bakanlığı değil de bakanlık. Doğru. Bakanlık bizim belediye binamızı yapacak. Doğru. İdi. Sonrasında biz bu tahsili kaldık. Satış yapacağız. Yani burada bahsede verdiğimiz zaman biz hem vergi borcumuz silinecek hem de belediye binamız yapılacak. Belediye binamız da yapılacak. Evet. 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 Şimdi anlaşıldı. Şimdi anlaşıldı. Ben anlatamadığını çektiğim için özellikle hem verdiği borcunu siliniyor hem de namazı bakanlık bize bina yapacak. Doğru. Evet. Belediye binası yapacak. Bu belediye binasının tarihi varmış bu arkadaşlık gördüğüm için diye. Tamam. Teknik arkadaşlar. Teşekkür ederim. Bu konu valimiz bize de gelmişti. Yapılan bütün işlemler tamamlandı. Sonuçta TOK muhabbetiyle yapılacak. Önceki gün Ankara'ya gittiğimiz zaman başkanımız hakikaten çok büyük gayret sarf ettik bu konuda. Biz de hemen götürdük. TOK ile yapılan görüşmeler neticesinde yılbaşına kadar ihale sektörü tarla kuracak. Yani şu anda o aşamaya gidiyor. Yani başka hiç yorum şeyler kalmadı. Şimdi konu değişti. Bak daha bir şey yapıyorum. Tamam. Şu an anlayabiliriz. Şu an anlayabiliriz. Bu konuda karar verebiliriz. Artık bizim öğrenmek istediğimiz buydu. Biz burada şahısların menfaatiyle ilgili değil, bu memleketin menfaatiyle ilgili konuşuyoruz. Yaptığımız şey, beyefendinin anlattığı gibi, tamam olmayan kuşu vurmuşuz, yerimize koymuşuz gibi. Tamam, bu konuda biz de hassasız. Doğrudur, verilmiş olan için de para kazanacağız. Bilgi eksikliği oldu. Bu konuda tavrımız şu anda daha net. Değerli meclisinde de tartışmaların çok güzel bir ortamda geçmesine çok sevindim daha doğrusu. Ben önergeyi teknik görev olarak oylarımda tutuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birlikte kabul edilmesi. Hepinize çok teşekkür ederim. 8. madde, doğal sıkıntı gelen meclis üyeleri. Doğal sıkıntı. tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetine ihtiyaç duyulmaması halinde tahsisin kaldırılmasına, 3 yıldan fazla kiralanmasına ve süresi 30 yıl geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynı hak tesisine karar vermek hükmü yer almaktadır. Hissedarı olduğumuz Şile ilçesi, Çavuş Mahallesi 988 adet 8 parsel sahibi toplam 3 bin metrekare taşınmazın ortaklığın giderilmesi davası sonucunda İhale suretiyle satışı gerçekleştirecektir. Söz konusu taşınmazın 1475 metrekaresi hissesi belediyemize aittir. Yine Şile ilçesi, Çavuş Mahallesi 987 adet bir parsel sahibi toplam 6103 metrekare taşınmazın ortaklığın giderilmesi davası sonucunda ihale suretiyle satışı gerçekleştirecektir. Söz konusu taşınmazın 815
metrekarece hissesi belediyemize aittir. Taşınmazların plan amacına uygun olarak kullanılmak üzere ihale usulüyle satın alınması hakkında karar vermek üzere korunum yasa ailesine arz eder. Yaptığı bir hareket medyadan öğrendiğimiz ve görebildiğimiz kadarıyla
kutlamaları bir atıyor, bir düşürmüştür. Sanıyorum belediye başkanı ve kaynakla müdahale etmişler. Bunun sonucu da vatandaşlar tarafından merakla beklenmektedir. Ayrıca bu iki aylık sürede çok büyük yangın felaketleri ve sel felaketleri olmuştur ülkemizde. Bu arada can kayıpları olmuştur. Hepsine Allah rahmet, rahmet, yaralılara da acil şifalar diliyoruz. Bu sel ve yangın konusu açılmışken bir kişiye değinmeden geçemeyeceğim. Aşağı yukarı 2,5 yılda bu mecliste görev yapıyoruz. Ve 2,5 yılda en az 8-10 kez bu selle ilgili hassasiyetimi dile getirdim. Bu yolda yine bir kez daha söylüyorum. Sanıyorum kayıtlara geçecektir. Bu konuşmamda sevgili arkadaşlar, değerli başkan, sizlere bir not olsun, bilginiz olsun diye özellikle etraflıca söylemek istiyorum. Şile'mizde bir sel felaketi yaşadık. Çok şükür can kaybı olmadı. Maddi kayıpla atlattık. Tabii bazı yerler imar açılmıştır, dönüşü olmamak olamayacaktır, zordur. Olacak yerler vardır, olmayacak yerler vardır. Ben işleri, belediye, imar müdürlüğü bunları mutlaka inceleyecektir. Ama benim acizane tavsiyem, yaşadığımız pratikten tecrübelerimiz mutlaka bu sel olan yerlerde zaman zaman da bu işle ilgili başkan yardımcısı arkadaşlara da söylüyorum. Mutlaka su basman seviyelerini düzeltmemiz lazım. Kendileri bu konuda hassas olduklarını ve töre ettiklerini söylüyorlar ama bu şahıslarla ilgili olmamalı. Mutlaka bir kural çerçevesinde su basmanları tespit edilip tekrar olanın düzeltilmesi lazım. Çünkü sahada bunu senelerdir yaşıyoruz. Bizzat yerinde dolaşıp mevcut üyeleri, ben işte müdürlüğüyle beraber o günü bunları tek tek su basmanlarını tespit ettik. Selde insanlar zarar görmesin. En azından mal kaybını, can kaybıyla beraber mal kaybını da engelleyelim diye. Bu çayırlar da var. Zaman zaman Erenler'de ya da işte Satmazlı tarafında, Ahmet'in belli bölgelerinde, özellikle Ağla'da sel büyük problem. Bir şeyi uyarmadan geçemeyeceğim. Ağla Deresi ile ilgili zaman zaman burada hassasiyetimi belirtiyorum. Deredeki yapılan işlemler bizi zora sokacaktır. Bunların rehabilite edilmesi lazım. Rehabilite etmek çok zor değil. Tekrar su işlemi yetkisi dahilindedir. Hükümetle konuşulur. Özellikle siz bu konuda daha rahat aşarsınız diye düşünüyorum. Orada bir rehabilitasyon yapılır. Ama daha önemli bir konu var. Bakınız arkadaşlar, mutlaka bu konuda tedbir almamız lazım. Bunları biz burada meclis üyeleri olarak zaman zaman söylüyoruz. Vatandaşı şöyle aksediliyor. Efendim İYİ Partililer sizi şikayet etti. İYİ Partililer işte şurayı kaldıracakmış. Burayı bakın, bunun her şeyin ilgisi yok. Göçüköy Ovası'na bile bizzat söylüyorum. Bu işte görevli arkadaşlar için. Olayı mühürleyin, yıkını diyemem. Ama şunu net olarak söylüyorum arkadaşlar. Orada yaşamış bir kişi olarak görevli arkadaş şunu bilsin, hiç abartmıyorum. Bizim Göçüköy Ovası'na 30 santimi geçen su en fazla bir ya da iki dakikada gelir. Denenmiştir, bilinir. Yani bir otomobilin kaça geleceği 30 santim suyu bir iki dakikada gelir. Bu vatandaş koşarak en yakın tepeye gidebileceği 15-20 dakikada koşarak, o da koşucuysa. Yola gitmesi zaten imkansız. Ben biliyorum, yeri bizzat bildiğim için sizi uyarıyorum. Şile'nin zaten yeterince boğulmalarla başı dertte. Her yaz bu problemi çekiyoruz. Bu konuda tedbir almak iseniz, bu memleket yaşamadı, 73'ten sonra 2000'de bir daha yaşadı. Eğer sel felaketi yaşarsak bu kez mal değil, bakınız. Bir daha uyarıyorum. Can kaybı yaşayacağız ve az bir can kaybı olmayacak. Çünkü oraya ev yapan insanların hiçbirinin bundan haberi yok. İnsanlar zannediyor ki derenin kenarında güzel, dereyi seyretmek için ev yaptığını zannediyor.
her biri ahşaptan. Hepsi sandal gibi yüzecek. Bakın bir kez daha söylüyorum. Yarın bunun vebalini siz taşırsınız. Ben ve grubum bu konuda hassasiyetle üzerinde durarak size söylüyorum. Kanuni vecibeyi de siz görürsünüz. Bu vatandaşı şikayet etmek, evini yıktırmak değil. Bu size uyarıdır. Çünkü ben olabileceği tahmin ediyorum yaşadıklarımdan. Lütfen bu konuyu tekrar. En azından hiçbir şey yapamıyorsanız, eliniz kolunuz bağlıysa oradaki insanlara tebliğ edin buradaki tehlikeyi. Yarın bu medyaya çıkar, sizi acıyarak sesinizi çıkartmadığınız insanlar sizleri mahkeme eder ölümden sonra. Uğraşıp durursunuz meclis üyeliğinden sonra. Bu sizin için bir uyarıdır. Dostça bir uyarıdır. Bunu mutlaka yerine getirin, inceleyin. İkinci bir konu, fındık destekleme konusu. Maalesef üçüncü fındığı topladık. Başka ilk fındığı topladığımızda arkadaşlar müjde hayırlısıyla fındık desteklemeyi Tarım Bakanımız müjdeledi dedi. Ben kendisine buradan şunu söylemiştim. Sayın Başkanım, Tarım Bakanımız desteklemeyi söz verdi ama bu Tarım Bakanımızın söz vermesiyle olmuyor, meclisten bir kanun çıkması gerekiyor demiş dedim. Sonraki zamanlarda başkan öğrenmişti, doğru dedi. Ama bu konuda hala bizim fındık destekleme bölgemizde verilmiyor. Bu müjde boş çıktı, haberiniz ola. Evet, bir başka konumuz var. Kırsal bölge. Son grup başkanları toplantısında Sayın Başkanımıza da söylemiştim. Onunla ilgili bir kanundan bir bölüm okuyacağım. Sonra üzerine konuşalım. Kırsal bölge arkadaşlar, geçen sene 12. ayda biz bir önerge vermiştik. Demiştik ki, işte Sayın Başkan demişti ki komisyon oluşturalım. Bunun altını yapalım. Sonra dediler komisyona gerek yok, imar komisyonu toplansın. Onu da dedik ama şu anda 8. 9. aydayız. Yani 10 ay gibi bir zaman altında bir komisyon düzenleyemedik. Bir sonuca da gidemedik. Bakın bir paragraf okuyacağım. Köy veya belde belediyeleriyken mahalleye dönüşen ve büyükşehir belediye sınırları içinde bulunur. Sosyoekonomik durumu, şehir merkezinden uzaklığı, belediye hizmetlerine erişebilirliği, mevcut yapılaşma durumu ve benzeri hususlar dikkate alınarak ilgili ilçe belediye meclisinin kararı ve teklifi üzerine Büyükşehir Belediyesi meclisinin en geç 90 içinde alacağı karar ile kırsal yerleşim özelliği taşıdığı tespit edilen mahalleler, evet en önemli konu şuradan sonra, mahalleler kırsal mahalle kabul edilir. Bu belirlemenin mahalle düzeyinde yapılması esastır. Ancak tamamı kırsal mahalle olarak tespit edilemeyen, bakınız, diğer mahallelerde de 10.000 metrekareden az olmamak kaydıyla kırsal yerleşim alan belirlenebilir. Yani bu ne demektir? Hani bizim dediğimiz bir şey var ya, arkadaşlar başkana da orada hak vermişti. Ya bizim gelirimizin %30'u köylerden ama her köyümüz buna uygun değil. Bize kanun şöyle demiş, burada okuduğum, anladığım kadarıyla 10 dönüme kadar kırsal bölge ilan edebilirsiniz diyor. A köyü ikinci konuda açıktır. Çok ikinci konut vardır. Onun tamamını kırsal bölge yapamayız. Ama şu vardır. Konuş köyü, atıyorum Kalem köyü, kendi köyümden bahsedeyim. Köyün merkezinde %99.99'dur. Köyün yerlisidir. Yani o köyden. Evet. Beyefendi, yani arkadaşlar bu konuda bizim çok rahat edeceğimiz şeyler var. Yani elimiz kolumuz bağlı değil. Biz illaki işte avayı tamamını kırsal bölge yapmıyoruz diye bir şey yok. 10 bölümünü kırsal bölge yaparız. Diğerini çıkartırız aradan. Vatandaşa karşı vazifemizi yapmış oluruz. Burada bir şey daha söylemek istiyorum. Medya mensubu arkadaşlar varsa ya da bizim vatandaşlar dinliyorsa şuna dikkat etsinler. Geçen sene ikinci dönemden sonra evlat vergisi ödemeye başladı köylerde. Vatandaşın birçoğu bundan haberdar değil. Üçüncü dönemi
üçüncü dönemi ödüyoruz. Ödemeyenler, beyanname vermeyenler cezaya girecek. O yüzden biz bu kırsal bölge konusunu canlandıralım. Hem vatandaş bilsin, köyümün şu bölgesi kırsal bölge ilan edilmiştir, buradan diğer tarafı değildir. İmar açılacak yerler vardır, planlarda yapılmıştır. O kadar ayrılır bir komisyon verirler bunu. Bence çok zor bir şey değil. Bu konuda da mutlaka bir çalışma yapmamız lazım. En az 10 dönüm. Tabii ben en az 10 dönüm ve güzeldi. Yani sen atıyorum Karaköy'ü çıkarttık, 15 dönümünü gördük, bir köy yerleşik alanı. Yani köyünün dili 15 dönümü yaparsın, diğer yeri bırakırsın. Ama biz, ben size daha önce de bunu söyledim. Bu sefer yine söylemek durumunda kalıyor. Bir komisyon oluşturalım, burada biz zaten görüşlerimizi söyleriz. Bir diğer konu... Sayın Başkanım, bir diğer konu Bayraktepe çok konuşuldu bu konu. Tabii dokunmak zorundayım. Şimdi niye dokunmak zorundayım? Sayın Başkanım dedi ki bu konuda en az sizin kadar duyarlıyız. Ağbalı bir hemşehrimiz, Ağbalı bir hemşehrimiz olarak tabii biz de sevindik. Sayın Başkanım bizim kadar duyarlı. İşte duyuyoruz Ankara'ya gittik geldik şununla görüştük, bununla görüştük. O arada şuna da bakıyorum. Bana evrak yolladılar. İşte sağ olsun sivil toplum kuruluşları bazen bizden iyi çalışıyor, bizden iyi vazife yapıyorlar. Onlara da teşekkür ediyorum. Bizim konuştuğumuzdan sonra bir bakıyoruz birinci dereceden üçüncü derece arkeolojik sit alanına alınması kararı alınmış. Ve bu karar üçüncü dereceye indirilme kararı onaylanmış. Ve Şile Belediye yetkilileri burada imza atmış. Yani şimdi burada bunu beklemeyecek bir şey yok. Yani bunu ben elimdeki belge sahte ise o zaman özür dilerim. Bana yollayan arkadaşa da yani bu arkadaş bir hata yapmıştır. Bana göre bir hata yapmıştır. Hata yapmıştır bu arkadaş. En azından belediye başkanının bu kadar duyarlı basın toplantısıyla duyurduğu bir konuda lehine imza atmıştır. Bu konu bizim hata yapmışız. Yani biz bunu burada söylemek durumundayız. Bu hata yapılmıştır. Ve bu konu tabii insan bazen şunu düşünüyor. Bu kadar basın açıklaması, bu kadar şey niye böyle bir hata yapılmış? Bu farklı anlamlar çıkarabilirdim. Zaman zaman insanın aklına kötü şeyler geliyor. Ben getirmek istiyorum. O da bir ayrı şeydir. Tartışılacak bir konudur. Ayrıca arkadaşlar biraz fazla konuştum. Sevgili Başkanım. Yalçın dedi, 3-20 geçe kadar konuşabilirsin dedi. Bir dakikam var, ama gerekli durumu var da. Yalçın kaçacak. Bir şey daha söyleyeceğim, bu sezon boğulma ile ilgili problemler yaşadık. O hata, bu hata. Ama sonuç şey, sezon. Her dönemde Ağbalı'nın otopark ile ilgili mutlaka tevahenler yapıyor. Bu sefer de maalesef otopark yine yapamadı. Şile Yolu Başkanı müjde vermişti, biz de her arkadaşa söylemiştik geçen sene yaz sonu, kışın gidecek, bu yaza hazır diye müjde vermişti. Biz yine o müjdeye istinaden bütün komşularımıza dedik ki gözünüz aydın, başkanımız yolu açtıracak. Maalesef bunu da açtıramadık. Kent Konseyi dedi, kent seferinde tamam derdi. Kent Konseyi'nde ne varsa kurulmuyor, onu da merak ediyoruz, o da kurulmadı. Yani söyleyecek çok söz var ama bu kadar da bugün bu kadar diyeyim. Yasin kardeşim de sıkmayayım. Seni de şekerler ister. Herkese dinlediği için teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Evet, değerli meclis üyeleri. Yarın konuşmak isteyen, görüşmek demek isteyen, beğenmek isteyen var mı? Tamam, buyurun. Sayın Başkanım. Sayın Başkanım, değerli meclis üyelerimiz ve değerli misafirler, Temmuz ayı sonunda ve Ağustos ayı boyunca yurdumuzun çeşitli bölgelerinde hem yangınlar hem de sel felaketleri yaşandı. Güney bölgelerimizde yangın oldu. Kuzeydeki illerimizde de sel felaketleriyle karşılaştık. Burada da yardıma gelen Şile Belediyesi personelinden öncelikle teşekkür ediyoruz. Onun haricinde de
İlçenin sel yaklaşık %80'i orman arazisi. Sel ve orman arazisi konusunda her zaman hazırlıklı olmamız gerektiğini bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Ağustos'un son haftası Zafer Haftası'ydı. Başta Sultan Alparslan'la Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e kadar bize bu konuda bırakan tüm ilacılarımızı rahmetle, minnetle ve şükranla anıyoruz. Mekanları cennet olsun. Eylül ayının ilk haftası Zafer Haftası 195. yıl kutlandı. Biz de şimdi bildiğimiz zabıta personelini özellikle bir şekilde çalışan zabıta personelimizi kutluyoruz, görevlerine başarılar diliyoruz. Eylül ayındaki önemli günlerden birisi de Kurtuluş Savaşımızın ve milli mücadelemizin önemli adımlarından biri olan Sivas Kongresi. Onu da tekrar kutluyoruz. Eylül ayı içinde milliyetçi ülkücü hareket için 12 Eylül Karayiğit'tir. Ülkücü hareket darbenin çilesini ve meşakkatini çekmiştir. Bedenini işkenceyle idamlarla ödemiş bir harekettir. İdam sefalarında hakka yürüyen darbe örgütlerimize de Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyoruz. 8 Eylül Dünya Okuma Yazma Günü, 12-18 Eylül tarihleri arasında ilk öğretim haftası. Bununla münasebetle 1,5 yıldır uzaktan eğitim gören ve okullarından ayrı olan öğrencilerimiz yüz yüze eğitimle buluşmanın heyecanını yaşıyorlar. Tüm öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve tabii ki de velilerimize başarılı, huzurlu ve sağlıklı bir eğitim öğretim yılı diliyoruz. 19 Eylül Gaziler Günü, vatanı ve kutsal değerleri uğruna canlarını ortaya koymaktan çekinmeyen gazilerimizle bunu duyuyoruz. Bu vesileyle aziz şehitlerimizi ve ailede intihar eden gazilerimizle rahmetle anıyoruz. 19 Eylül 1921'de Türkiye Büyük Meclisi tarafından Mustafa Kemal Atatürk'e gazilik ve mereşanlık unvanının verildiği Gaziler Günü'nü şimdiden kutluyoruz. 26 Eylül Türk Dil Bayramı. Türk milletinin dili Türkçedir. Bu anayasamızda da resmi bir Türkçelik olarak maddesiyle güvence altına alınmıştır. Türkçemiz çok köklü bir dil olması dolayısıyla geniş bir coğrafyada kullanılan bir dildir. Ziyade kalpteliğiyle güzel dil Türkçe bize, başka dil gece bize. İstanbul konuşması en saf, en ince bize. Bu arada dildeki yabancılaşma ve yozlaşmanın da tehlikesine dikkat çeker istiyoruz. Bunun için Türkçemizin her alanda kullanılması, doğru ve temiz kullanımı çok önemlidir. Bu konuda milli bir bilincin oluşması da çok önemli ve gereklidir. Bu düşüncelerle Türklük Bayramı'nı da şimdiden kutluyoruz. Türkçe sevdalarına da saygılarımızı sunuyoruz. Ve bu vesileyle de belirttiğimiz kurumlarında Türkçe isim konusunda dikkatli olmaması gerektiğini ve Türkçe isimlerine verilmesini de belirtmek istiyoruz. Yine Eylül ayının son haftasında kutlanacak olan İtfaiye Haftası var. İtfaiyeci ve itfaiyede çalışan kardeşlerimize de can sıkarak şekilde çalışmalarından dolayı kutluyoruz, görevlerinde de başarılar diliyoruz. Şimdi elektronlarla ilgili bu fındık desteği konusunda birerleri zaten hatırlattı. Bize de bu konuda talepler gelmiş. Onu ben bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Köylerdeki parklarda ışıkların yanmamasıyla alakalı sorunlar var. Bu parkların çoğu zaten bildiğim kadarıyla İGB'nin kontrolünde. Ancak buradaki parkların aydınlatmasının yetersiz olması ve oradaki ekranlardaki hasarlı bunlar zaman zaman bize şikayet olarak yetmiyor. Bir de tarihseye inen Atatürk yolundaki kamerada adı geçen Mümin Akbün diye bir şahıs var. Bu limandaki bot kazasında hayatını kaybeden deniz çiftimiz. Burada Mümin Akbün'e alakalı olarak da orada bilgilendirme tabelası hazırlanırsa dinleyicilerimiz tarafından isabetli olacağını düşünüyoruz. Yine Ahmet Bey ışıklarında İstanbul yönünden gelenler için otobüs durağı ışıkları döndükten sonra bu babası istikametlerinin zor otobüs durağı var. Özellikle öğrenciler indikten sonra tekrar Ahmet istikametinden karşı karşıya geçmek zorunda kalıyorlar. Otobüs durağının yerinin değiştirilmesini ve ışıklardan önce konulmasının isabetli olacağını düşünüyoruz. Bir
şekilde İstanbul'dan gelecek olan ve Şile'deki Down sendromlu çocuklarla Şile'de bir ortak program yapılması programı var. Bu konuda İstanbul'dan gelecek olanlar ve Şile'mizdeki köylerle ve Şile'mizdeki Down sendromlu çocuklarımızı bir araya getirip program ortak bir plan doğrultusunda bir işte yemek, izin, diye bununla alakalı bazı faaliyetlerin yapılmasını müsaade olacağını söylüyoruz. Söyleyeceklerimiz olan bu arada. Teşekkür ediyorum. Tamam, evet, teşekkür ederiz. Görüşlerimizle şimdi bizim bilgilere aktarılacaktır. Başkanımın özellikle Down sendromlu çocuklar için özel bilgisi var zaten. Ama özellikle dikkat edecektir. Teşekkür ederim. Başka görüşmek isteyen var mı? Bence yine bir konu var. Şöyle şimdi bir sapanlık ışıklar var. O da karayolları müfesinde var. Ama yani orada ışıkların artık hayata geçmesi sağlıklı olacak. Ben uzun süredir. Akşama sabah yapacak sen de sana bu sabah değil mi? Üstelik sapanlık ışıklar. Bir faaliyet var ama ben herhalde akşama sabah bekliyorum. Ben de bekliyorum. Aynı hassasiyetle bu tür yerlerde
su basmanlar aynı şekilde yani herhangi bir sel felaketi bulunduğu zaman binaların sıkıntı yaşaması, insanların sıkıntı yaşaması diye bu çalışmalar yapılıyor zaten. Uzun bir zamandır yapılıyor. Ama Ova bölgesi hemen toparlandı, yakında herhalde meclise gelecek. Bunun bilgisi de vereyim. Burada tabii ki şahıslara göre hareket etmiyoruz. Olabildiğince bu sıkıntılar yaşandığı için yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bu Ava Deresi ile alakalı DSİ'ye gittik İlhan Başkan. Yani şöyle söyleyeyim, bu çalışmaların tamamını, anlatacağım konuların tamamını İlhan Başkanımız, Belediye Başkanımız bizzat kendisi takip ederek kendisinin direktifleri doğrultusunda zaten gittik. Bütün durumlarda yeri geldi, kendisiyle beraber gittik. Yeri geldi, aradığımız herhalde var mı? Biz kendimiz gittik. Yani bu çalışmaların tamamını Belediye Başkanımız tarafından da bizzat birebir takip ettik. Dolayısıyla Ava'daki DSİ ile ilgili gittik, DSİ bölge müdürlüğüne gittik, görüştük. Bu Ava dere kenarındaki o vahşi kulların tekneleri daha disiplinli bir şekilde bağlanmasıyla ilgili bütün görüşmelerimizi yaptık. Hatta ben bugün bu işle ilgili bizim diğer başkan yardımcımız Soner Bey var. Soner Bey'le de sabahleyin görüştüm ben konuyu. Önümüzdeki bir iki gün içerisinde Ava'ya gideceğiz. Bu çalışmaları da yavaş yavaş programlayıp bir an evvel oradaki tekneleri de disipline edecek şekilde yeniden dizaynı yapılsın diye bir konuşuyorum. Gideceğim şimdi. Şimdi az önce işte İYİ Parti için şikayet ettiğimiz falan, biz şikayet etmiyoruz. Vatandaşlar şu an herhalde böyle bir şeyimiz de yok. Ama bizim meclis toplantılarımızın hepsi canlı yayınlandığı için bunu zaten vatandaş öğreniyor. Bizim söylememize gerek yok yani bunları. Vatandaş zaten burada konuştuğumuz her şeyi biliyor. Meclisimiz vatandaşımıza da açık. Dolayısıyla burada konuşanlar gizli kapattık değil zaten bunlar. Şuradan hiç çıkmadan şu anda zaten dışarıda konuşuluyor. Dolayısıyla biz gidip de yardımcı işte İYİ Parti sizin binanızı yıkılması için uğraşıyor gibi bir siyaset de yapmadık. Ben yapmıyorum da. Yapmaya da gerek yok. Her şey önemli şeffaf. Dolayısıyla burada ovadaki göç olması doğru. Yakın orada yıkımlarla başlıyor. Tarihler veriyor gibi. Biz oradaki tüm binalar, yapı kayıt, yapı tespit kararları yapıldı. Çoğunun mühürlenmesi hemen tamamlandı. Encümene geliyor, cezaları tekniyor. Bunlar hepsi bir süreç. Bir kaçak yapı yeri gelir, 3 ayda yıkarsınız, yeri gelir, 3 sene sürer. Dolayısıyla bunların hepsinin kanun ve hukuki süreçleri var. Kanun bize tanıdığı yetkiler ve şeyler doğrultusunda bunları zaten çalışıyoruz biz. Dolayısıyla şu şey konusu özellikle Bayraktepe konusu aslında daha önce uzun uzun diye anlattım. Az önce bir ifade kullandı, belediyenin imzası var diye. Orada belki bir belge yediğimizde, o belgede birinci dereceden üçüncü derece alındığının kararı değil. Şimdi ilk bu süreç 2000 yılında başlamış. 2000 yılında buranın Meren hattından dolayı uluslararası bir proje olduğu için kurum görüşleriyle başlayan bir süreç, kurum görüşlerinde buranın tabiat varlıklarından da görüş istenmişti. Buranın 7 derecede arkeolojik sit alanı olarak 13.4.2000 tarihinde bu karar alınmış. Akabinde yine 2003 yılında 1.5.1 ölçeklik koruma amaçlı imar planları doğrultusunda 3.4.4 sayılı imar kanunu 18 maddesi uygulaması yapılsın diye yine kurulun bir kararı var. Daha sonraki süreçte burada yine 2018 yılında ilk başlayan yeni bir süreç. 21 parsel ile ilgili müze denetiminde arındırılıp kurulumuza yeniden incelendikten sonra değerlendirilmeye için buranın böyle bir karar alıp 3. derece arkeolojik alanına alınması ile ilgili bir talep olmuş. Bu da 2018 yılında başlamış bir süreç. Yine 2018 yılında 19.09'da burada 3. derece arkeolojik sit alanı olarak tespit edilmiş talebin arkeolojik bölümü, tarih öncesi, arkeolojik anabilim dalı, konservatorya ve ön asya arkeolojik anabilim dalının bünyesinde bulunduran üniversitelerden görevli her iki alan uzmanların hazırlayacağı raporlar doğrultusunda değil, bir kurum tekrar bir karar alır. Akabinde de burada yine o dediğiniz karar 1. ayın 29'u. Asıl burada
29.01.2021 tarihinde 4.21 parselin 20. arkeolojik sit alanı olan Vasfı'nın 3. derece arkeolojik sit alanı olarak değiştirilmesi de geçiş dönemi konumunda esaslarla ve kullanma şartlarını belirlenene kadar parsel hiçbir şekilde inşa mevkisindeki uygulamalarda bulunmaması karar verildi. Asıl karar burada alındı. 29.01.2021'de. Burada da bizim üyemiz o toplantıda yok. Ercan Yıldız'a buraya yazılmış. Ercan Yıldız'a bulunamadı diye altına da not düşmüş. Dolayısıyla belediyenin asıl birinci dereceden üçüncü dereceye geçerken ki şeyde imzası bulunmamıştı. Bunu da altına özellikle belirtmekte fayda var. Dolayısıyla bir tek belediyenin de şeyde geri kalan 8 tane üye var burada. Daha sonraki süreçte 2021 yılında yine burada da işte 3. derece arkeolojik alanının alan ve 3. derecesi alan alanlarının şartıyla ilgili kurumlarla görüş alındıktan sonra inşa faaliyetle ilgili diye bu şekilde bu süre gelmişti gitmiş. Dolayısıyla geçen haftaki Ankara ziyaretimizde Kültür Varlıkları Koruma Yüksek Kurulu'na gittik. Orada daire başkanı Ebru Hanım'la görüştük. Konuyu masaya yatırdık. Bu konuda onun ilk mücadelemi yok. Oradan Çevre Şehircilik Bakanlığı'na gittik. Çevre Şehircilik Bakanlığı'nda da buranın sit alanıyla alakalı, buranın sit alanı olmadığı ve sit alanı alınması ile ilgili gerekli hem meclis kararlarını aldıktan sonra oraya gireceğiz diye dolayısıyla meclis gündemine yazdık. Bu konuda hassasiyetlerimiz devam ediyor. Ancak bu konunun göbeğini biz yokuz. Bu konunun direkt olarak göbeği kurulur. Ha biz orada gidiyoruz, gerekli bütün itirazlarımızı yapmışlar. Dolayısıyla bu noktada belediye başkanımız olabildiğince burayla ilgili hassasiyetle böyle çalışmalarını yürütüyor. Bu Göç Ovası'ndaki diğer bir konuda şu an neler ettik? Dün akşam hatta arkadaşlar aradı. Göç Ovası'ndan da asfaltlama başlamış. Bizim belediye olarak asfaltlama yapıyoruz. Bizim arkadaşlar buyuruz diye. Ben de merak ediyorum. Sonra Büyükşehir Belediyesi orada asfaltlama yaptığını öğrendim. Yani oraya hangi akılla veya niye oraya girelim veya o ovada neden böyle bir asfaltlama yapıldı? Tamamen su altında kalan ve tamamen şehir hamle alanda neden bu asfaltlama çalışması yapılır? Orada merak ediyorum. Yani aynı hassasiyetli Büyükşehir'de şey yapması lazım. Orada asfaltlama çalışması asla olmaması lazım. Orası olduğu gibi tarım alanı zaten. Nedir? Vatandaşın tarlasını rahat rahat gitmesi için stabil zamanında getirilir. Sevdir, ıslah edilir. Daha rahat vatandaşın gitmesi adına. Zaten tarımdan da çıkaramaması gerekiyor. Kaçak yapılar, hepsi mühürler, mühürleniyor. İşlemleri de devam ediyor. Kısaca bu konuları açıklamak istedim. Teşekkür ediyorum. Evet, teşekkür ederim. Evet, asfaltlama olmaması lazım. Hatta sokak lambaları kalmış. Oraya doğru ne akılla konu. Köylerin içinde bir eksikler var. Ağın içinde eksik var. Oraya muhtarın becerilirliğinden midir? Sokak lambaları belediğimizde bir rahat yoktur. Şimdi ben üzerinize aldım ve ben sadece sokak lambalarını konmuş diyorum. Ona ben de akıl erdiremedim. Büyükşehir'de yapmışsa onda hatası vardır. Ama orada biz muhatap değiliz tabii. Belediye keşke uyarsaydı. Ağaç kesildi. Yok, ondan haberim yok. Ama şunu söyleyeyim. Bayraktepe ile ilgili bir tek şey anlatayım. Mesela biz Özcan Bey'le bir tesadüfen bir araya gelmişiz. İki tane arkadaş geldi. Bu ilk şeyde, yani ne zaman oranın kazılarak, yüzeyinin temizlenip kazılarak incelenmesi kararından sonra, yani üçüncü dereceye düşürülmeden diyor. Yanılmıyorsam iki kişi gelmişti. Sanıyorum ya raportör, İBAN Müdürlüğü'nde karşılaşmıştık. Ya raportör ya da kurum üyesi. Bu konuda çok hassas olduklarını buranın evet mutlaka sit alanında kalması gerektiğini kendileri benim yanımda size de söylemişlerdi. Bu konudaki görüş nasıl değişti? Ne için değişti? Onu aklım ermedi. Doğru, buranın birinci derece arkeolojik alandan çıkarılması ile ilgili yapılan bir kazı çalışması. Ama daha sonraki süreçte
kurul toplantısını yapıyor. Yerlerde de burada. 29 Sefir'de 2021. Ve bizim üyemiz de Ercan Yıldız'dır. O toplantıda yok. Bulunamadı diye burada, şurada belirtiyoruz artık. Biz yokken alınan bir karar. Bunu belirtmek istedim. Ayrıca bu karardan sonra buradaki bütün parselleri, 60 üstünde parsel orada, 61 tane parsel var. Bu parsellerin hepsinin bahsesini Murat Kurum, Çevre Şehircilik Bakanımız geldiği zaman burada İlhan Başkanımızla beraber orada bir sunum yaptı. O parsellerin parsesinin tamamı bu parsel alınmış. Söz konusu parsel halinde orada Rel Parkı'nın yapılmasıyla ilgili tahsisleri bize yapıldı zaten. Şu anda orada yere kalan bütün parseller bizde belediye olarak. Yani böyle oradaki şahıs parseli var. Yani biz oradaki mücadelemizi devam ettiriyoruz. Her direkt belediyenin aldığı bir karar veya şey olsa. Yani şunu da söyleyeyim. Vatandaş da haklı olarak mücadelemizi devam ettiriyor. Şu anda zaten buranın şeyine baktığımız zaman burada vatandaşın kendi parseline ulaşımla ilgili yolu yoksa burada inşaat faaliyeti yapılamaz. Ben şu an bunların hepsini biliyorum. Baktım inşaat yapılamayacağını, istese de olmayacağını, ben hepsini biliyoruz. Ama vatandaşın haklı tarafları var. Kişilerin, yani belediyenin, bu müsif varsın, diğer başkası var. Plan geriye oraya yol verir, bir şeyler olur, bir terslik olur. O arada biz önlemini almazsak verilmiş olan bir hak var. Üçüncü dereceye düşürülmüş, üçüncü derecede yapılabilecek vatandaşa kanunun tanımış olduğu haklar var. Yarın burada başkaları oturur. Onu da verirler. Bizim burada yapmak istediğimiz ön almak. Biz bunun şartlarını koyalım, işimizi garantiye alalım, şahıslarla ilgili olmasın. Oradaki vatandaş haklıdır, o yer benim, senin, onun, bunun da olabilirdi. Burada devlet büyüktür, devletin yeri çok. Şile bölgesinden versin, karşılığında vatandaşı mağdur etmesin, İstanbul'dan nereden verirse versin. Vatandaş mağdur olmasın, parasını versin, devletten büyük. Bir kurum yok. Bunun çözümü var. O sizin karşılıklı bu hangi kurum tahsis edecek, olacaksa ya da ne yapacaksa, mağduriyeti hangi kurum giderecekse o çözümü bulmak sizin işiniz. Şöyle söyleyeyim o zaman, bu konuda zaten bu mücadeleyi veriyoruz. Bu konuda zaten orada bu mücadelenin verilmesi gereken, ne kadar gidilmesi gereken kurum varsa zaten geçen hafta dedik, ondan önce yazışmalarınızı yaptık. Bunlar zaten devam ediyor. Tabii bu siyasettir. Siyasette bazı şeyler oluyor. Geçen gün beni ağlanan aradı. İşte dediler şeyde bayanlar aradı. Bu işte dediler orada ağaç kesimleri var. İşte siz dediler ne yapıyorsunuz gibi. Onun üzerine ben de şu şekilde arkadaşları gönderdim. Kadayıfların olduğu yer dediler. Özellikle Bayraktepe'nin orada da kesiliyor falan. Yani bir gönderdim. Baktım. Biraz konuşabilirsiniz. Ağaçlar kesilmiş. Sonra öğrendik ki arkadaşları gönderince Büyükşehir Belediyesi kesmiş ağaçları. Sonra o bayanları aradı. Sesleri çıkmıyor. Yani hiç kesilmiyor. Yani hiç kesilmiyor. Yani hiç kesmişler. Bir de şey. Onlara başkan bir yardımcı sunmuştu. Hani belediye olarak bütçemiz tabii ki kısıtlı ve zor.
Hani bunları yüklenmeniz zor ama yeter ki köy parklarının aydınlatmaları yapılsın. Hani gerekirse onlar aydınlatma aparatlarıyla tesisatını kurup ödemelerin faturasını biz üstlenelim diye söylemişim. Bundan da bilginiz olsun diye paylaşayım. Bir de parklarla ilgili bir karışıklık var. Yanlış anlaşmalar da var. Resmi yazı olarak da biz müracaat ettik. Başlarımız bu İmam Parkı, Başaklık Parkı, Boyacılere Parkı biliyorsunuz çok çocuklarda mahalleler arasında olduğu için kullanılan bir park. Bu Ağla'daki Aşıklar Yolu olsun, Tavan'la Harmankaya Parkı olsun. Bunlarla ilgili resmi yazımıza yazdık. Buralarla ilgili çalışmaları bizim yapacağımızı ve yenileyeceğimizi parkın devrini diye. Daha önce size de yazdığımızda devri yapılıyordu ama şu anda olumsuz karşılandı. O nedenle de biz o parklarda bir yenilemeyi demiyoruz, bilginiz olsun. Büyükşehir'den en kısa sürede özellikle Liman Parkı'nın, Maşaklı Parkı'nın yenilenmesini istiyoruz. Onu da bilgisini verin. En azından yanlış bir algıya sebebiyet verilmesin. Biz Şile Belediyesi olarak kısıtlı imkanla da olsa oraları yenileyeceğiz. Yani eğer ihtiyaç durumunda bize de devredilirse. Bilginiz olsun. Teşekkür ederiz. Evet, Belediye Meclis Toplantısı'nın ikinci ortamını Cuma günü saat 2.30'da yapmak üzere